Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Malumunuz üzere endeks dün itibariyle çok ciddi bir türbülans yaşadı. Önemli bir kayıp verdi. Endeksin bu yaşamış olduğu ciddi kaybın sebebini zannediyorum hemen hemen herkes biliyordur. Özellikle S-400 füzeleriyle ilgili olarak bu konuda Rusya'dan aldığımız ve parasının ödendiğini bildiğimiz S-400 füzelerinin teslimat tarihinin yaklaşmasıyla birlikte son derece manidar olmakla beraber bugün yapılan bir açıklama, bu füzelerin NATO'nun savunma güvenlik sistemini tehdit edebilecek nitelikte olduğunu ve bu sebeple NATO müttefiklerinin bu teslimattan çok rahatsız olduklarına dair bir açıklama ve bu açıklamanın sonu ise Ankara bu hususta bir karar vermelidir şeklinde tavırlı bir söylem söz konusu oldu. Öğlen saatlerine doğru gelen bu açıklama öncesinde endeks oldukça olumlu bir havada idi. 104 binler civarında hareket ediyordu ve sert bir şekilde bir satış dalgasına maruz kaldık. Ve 101 bin 600 seviyesine, yani geçtiğimiz hafta gördüğümüz en düşük seviyeye ulaştık. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta 101 bin 620 seviyesi görülmüştü ve geçtiğimiz haftayı 102 bin 450 seviyesinden tamamlamıştık. Değerli arkadaşlar, gerek geçtiğimiz hafta sonu itibariyle aktardığım endeks yorumunda, gerekse son 1-2 gündür aktarmakta olduğum endeks yorumlarında, özellikle Cuma günü Standard & Poor's tarafından gelecek olan bir not kararının mevcut olduğunu, her ne kadar notumuzun değişmesi yönünde bir beklenti hakim olmasa da, görünümümüzün durağandan pozitife çevrilebilmesi yönünde bir beklentinin gündemde olduğunu, bu beklentiye dayalı olarak da özellikle yabancıların 100 bin üzerinde bir süre oyalanmak ve 90 binler yakınlarından, 90 binler civarlarından yüklendikleri pozisyonları bugüne kadar endeksin yükselişine inanmayan yatırımcılara devretmek gibi bir stratejilerinin olabileceğinden bahsettim. Ve bu sebeple de bu Cuma günü gelecek olan not haberinin öncesinde bir beklentinin satın alınmak suretiyle bir coşkunun yaratılabileceğini, endeksteki iyimser tablonun devam edebileceğini, ancak ardından beklenti bitti moduyla bir satış dalgasının gelebilmesi hususunda sizleri uyarmaya çalışmıştım. Tabii ki sevgili arkadaşlar, yabancının bu şekildeki tavrının olabileceğine dair bu ihtimalleri dikkate alırken, yabancı takas oranının %96'lar seviyesinde kalmaya devam etmesi benim için en önemli referans kaynağıydı. Zira geçtiğimiz hafta 106 bin yakınlarından gelen satışların aslında ürkütücü olmaması gerektiğini, zira yabancının bu endeksteki satış furyasında payında bir azalmanın, kayda değer bir azalmanın söz konusu olmadığını ve endeksi 100 bin aşağısına getirmeden tekrardan bir yukarı atak yaptırmak suretiyle özellikle yerli yatırımcıya 100 bin desteği artık güçlü bir destektir. Düne kadar almaktan çekindin ama artık bu seviyelerden alım yapabilirsin mesajını vermeyi düşünebileceklerini ifade etmiştim. Nitekim bu hafta da arkadaşlar endeksin oldukça güçlü bir başlangıç yapmak suretiyle 100 bin lira dahi yaklaşmadan 105 bine yakın bir seviyeye ulaştığını, 104 bin 977 seviyesine ulaştığını, ancak bugün gelen haber trafiği nedeniyle, bugün gelen bu önemli haber nedeniyle sert satışlara maruz kaldık. Arkadaşlar, bugünkü satışlar geçtiğimiz haftaki satışlardan biraz farklı. Niçin farklı? Geçtiğimiz haftaki satışlarda yabancının çok da olağanüstü ciddi seviyede bir satış dalgası yaratacak şekilde bir hareketi yok iken bugün önemli miktarlarda bir satışına tanık olduk. Öncelikle arkadaşlar sizlere pazartesi gününden başlayarak yabancının hangi aracı kurumların veya hangi yabancı kurumların ne şekilde hareket ettiklerini izah etmeye çalışayım. Sevgili arkadaşlar, bu aracı kurum işlem hacimlerini gösteren bir tablodur ve pazartesi günü itibariyle 11 Şubat tarihi itibariyle 34 milyonluk ilk 5 kurum bazında bir artıyla kapanış olmuş ve özellikle Yatırım Finans'ın 110 milyon, Merrill Lynch'in 92 milyon, ki Merrill Lynch önceki hafta ciddi oranda satış yapan bir aracı kurumdu, Global ve Citymenkul'ün 55 milyon civarında satışının olduğuna tanık olduk. Pardon, alımının tanık olduğu gerçekleştiğine tanık olduk ve pazartesi günü gerçekleşen bu alımlar sonrasında endeksinde oldukça güçlü bir kapanış yaptığını biliyoruz.
Şimdi değerli arkadaşlar, Salı günü ne olmuş buna bakalım. Salı günü endeksin ufak bir kayıpla kapandığını, ancak bu kayba rağmen 85 milyonluk bir para çıkışının söz konusu olduğunu, yani alıcılarla satıcılar arasında 85-86 milyonluk bir fark olduğunu, yani satıcıların 86 milyon TL daha fazla satışta olduklarını görüyoruz. Ve burada arkadaşlar, alım cephesinde yabancıları görmediğimiz gibi satış cephesinde yatırım finans diye bir kurum var ki bu kurum genellikle yabancı ordinolarını kabul eden, alım yönünde ve satış yönünde yabancılar lehine işlem yapmakta olan bir kurum olarak bilinir. 150 milyon gibi önemli bir satış gerçekleştirdiğini görüyoruz Salı günü itibariyle. Gelelim bugün arkadaşlar. Bugün ise son derece dikkat çekici bir tablo hakim. Endeksin önemli bir kayıp yaşadığı ve tekrardan geçen hafta olduğu gibi 101.620 seviyesine gerileyerek günün en düşük seviyesinden 101.645 seviyesinden kapanış yaptığı bugün itibariyle endekste çok önemli bir para çıkışı yaşanmış. Yani burada satıcılar ve alıcılar arasındaki farkın 200 milyon üzerinde olduğunu görüyoruz ve günün ilk 5 satıcılarına baktığımız zaman dün 150 milyon civarında satış yapmış olan Yatırım Finans'ın bugün 180 milyonluk satış yaptığını, Deutsche'nin 140 milyon civarında bir satış yaptığını, Kredit'in 105 milyonluk bir satış yaptığını, Merrill Lynch'in 56 milyon civarında bir satış yaptığını ve Citibank'ın ise 29-30 milyon satış yaptığını görüyoruz. Yani arkadaşlar, bugün için, daha doğrusu dün itibariyle diyelim, çarşamba günü itibariyle diyelim, çarşamba günü itibariyle, en son işlem günü itibariyle ilk 5 aracı kurum bazında en çok satış yapanların içerisinde tamamıyla yabancılar yer almakta. O halde bu tablo dikkate alınması gereken ve yabancının satış eğilimine girdiği şeklinde yorumlanabilecek olan bir tablodur. Elbette ki yabancı yaklaşık bir aydır veya 1,5 aya yaklaşan bir süreçtir 1,5 milyar dolar civarında bir alım yaptı. Şu an yapmış olduğu satışlar onun son dönemlerdeki yapmış olduğu alımlarının yanında küçük bir rakam olarak değerlendirilebilir. Ve yine yabancının genel stratejisi olarak paldır küldür satış yaparak bir anda 100 bin desteğini kırması durumunda özellikle değerli yatırımcılarında veya algoritmik sistemleri kullanan diğer başka fonlarında satış eğiliminde önemli bir ivme kazanacağını dikkate aldığımız zaman böyle bir tabloya izin verirler mi, vermezler mi? Bu konuda biraz düşünmek gerekiyor. Benim şahsi düşüncem, evet şu anda önemli bir tehlike oluştu. Bugün dün itibariyle gelen bu S-400 füzeleriyle ilgili olan haberler, dünya genelinde olumlu ve ılımlı bir havanın esmesine rağmen kendi özelimizde önemli bir kaygı, önemli bir sıkıntı yaratmış oldu. Bu sıkıntı sıcağı sıcağına duyulan bir tablo olması münasebetiyle tedirgin olan yabancının önemli bir satışına sebebiyet verdi. Özellikle Türk Hava Yolları nezdinde, Türk Hava Yolları'nın bu gerginlikten çok daha fazla etkilenebileceği ve ABD'nin veya diğer NATO ülkelerinin Türk Hava Yolları'na yönelik bir yaptırım uygulayabileceği hususundaki kaygılar, Türk Hava Yolları'nın bugün 100 milyon TL'ye yakın bir para çıkışına sebebiyet vermiş oldu. Değerli arkadaşlar, yabancı bugün ciddi miktarda bir satış yaptı ama tekrar belirtmek istiyorum ki yabancının 100 bin seviyesinin, 100 bin destek seviyesinin kırılması yönündeki bir tablodan çok da fazla nemalanamayacağı, çok da işine gelen bir tablo olmayacağını düşünüyorum. Elbette ki şartlar kötüye gittiği zaman yabancı arkasına dahi bakmadan, dediğim gibi 90 binler civarında almış olduğu malını çok hızlı bir şekilde satmayı düşünebilir. Ama son 1 aylık, 1,5 aylık süre içerisinde 1,5 milyar dolar civarında bir alım yapmış yabancının, evet bunlar çok kısa vadeli alım yapmamış olabilirler, daha orta vadeli bir alım yapmış olabilirler, onların beklemeye tahammül süreçleri çok daha farklı olabilir ama her yabancı fon bu şekilde davranmamakta. Dolayısıyla bu tablo nedeniyle eğer ki bu restleşme boyutlarına gidecek olur ise, şu anda bu gelen yaptırım, bu gelen açıklamaya herhangi bir yanıt vermedik veya verilecek olan yanıtın tonunu şu anda bilmiyoruz. Bu S-400'lerle alakalı olarak bir uzlaşma söz konusu olamaz, bir orta yol bulunamayacak olur ise, ki onların ifadesine göre hiçbir alternatifi dahi kabul etmiyorlar. Bu alışverişin kesinlikle ve kesinlikle reddediyorlar.
Bu arada akla bir soru daha geliyor. Bu S-400 füzeleri konusu dün alınıp da bugün gündeme gelen bir konu değildi. Aylardır devam etmekte olan bir süreçti. Neden bugün bu hususta böyle bir ses tonunda bir yükselme söz konusu oldu? Bunların da hepsi birer soru işaretidir. Ancak ABD'ye asla ve asla güven olmayacağı bir gerçeği bir kere daha ortaya çıkmış oldu ki özellikle yakın tarihte birkaç gün öncesinde sizlere Stratfor raporu isimli bir rapordan bahsetmiştim ve bu rapor CIA'in bir gölge kuruluşu tarafından yayınlanan bir rapordu ve söz konusu olan raporda Türkiye'ye yönelik olarak ekonomik yaptırımların uygulanması durumunda bir takım tavizlerin alınabileceği, özellikle Suriye'nin kuzeyine yönelik olan tavır ve da uygulanacak olan stratejilerimiz hususunda Amerika'nın politikalarına uyumsuz bir davranışımız olur ise bu anlamda ekonomik yaptırımların uygulanabilmesi ve uygulanması konusunda bir takım önerilerde bulunmuşlardı. Bütün bunların hepsini bir arada değerlendirdiğimiz zaman bir şekilde ABD, NATO ülkelerini de yanına çekmek suretiyle Türkiye'nin şu anki uygulamakta olduğu politikalardan rahatsızlığını bir şekilde dile getirmekte ve eğer benim istediğim gibi davranmazsan ben de sana ekonomik yaptırımlarımı uygulayacağım anlamına gelen bir takım yaklaşımlar içerisinde bulunuyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu şartlar altında endeks ne olur konusuna bakacak olursak, endeksin şurada görmekte olduğunuz grafiğimiz haftalık grafiktir ve geçtiğimiz hafta itibariyle 102.600-102.594 seviyesinin bu hafta için önemli bir pivot seviyesi olduğunu ve bu pivot seviyesi üzerinde kaldığımız müddetçe 103.500 ardından 104.800'e kadar ve eğer burası da aşılacak olursa, yani 105.000 aşılacak olursa 105.800'ün tekrar test edilebileceğini ifade etmiştim. Bu hafta için geçerli seviyeler olmak kaydıyla. Nitekim biliyorsunuz 103.000'ler civarında, 103.200'ler civarında bir başlangıç yaptık haftaya ve 104.977 ile en yüksek değeri gördük. Dolayısıyla ikinci pivot direnç noktamızdan bir dönüş yaşadık. Nereye kadar dönüş yaşadık arkadaşlar? 101.336 seviyesindeki buradaki desteğimiz kırıldı. Pivot desteğimizin kırılmasıyla birlikte artık kısa vade için stop loss yapılması gerekirdi. Buradan başlayan satışların hızlanması sonrasında 101.336 desteğine kadar yaklaştık ve 101.600'ler civarında bir kapanış gördük. Sevgili arkadaşlar, bu hafta için pivot seviyelerini dikkate aldığımız zaman şayet 101.300 seviyesinin de aşağısına inecek olur isek bu durumda 100.362 seviyesi önemli bir destek olarak haftalık ikinci desteğimiz olarak kendini göstermekte. 100.300 seviyesi aynı zamanda şurada göreceğiniz gibi aylık pivot seviyemiz olarak da 100.369 seviyesini görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, bu site borsapivot.com sitesidir. Sıklıkla bu sitenin adından bahsediyorum. Bir veri ve analiz sitesidir. Çeşitli başlıklar altında yayınlanmakta olan verilere kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Teknik analiz yapma imkanınız bulunmuyorsa veya bu konuda yeterli bilginiz yoksa. Bu sitenin ana sayfasındaki bir tablodur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, aylık pivot seviyemiz 100.369 seviyesi ve aynı zamanda 100.362 seviyesi ise bu haftanın ikinci destek noktası. 101.355 seviyesi kırılacak olur ise geleceğimiz nokta buraya kadar bir geri çekilme ihtimalimiz mevcut görülmekte. Ve arkadaşlar, 100.369 seviyesi tekrar belirtiyorum, aylık bir pivot seviyesi olması itibariyle çok önemlidir. Aylık pivot seviyeleri önemli ve güçlü destekler olarak kabul edilebilir. Ancak hiçbir desteğin kırılmayacağı, hiçbir direncin aşılmayacağı gerçeğini de biliyorsunuz. Bu nedenle 100.300'lere doğru bir geri çekilme oluşur ise bu seviyelerden bir tepki gelip gelmediğini çok yakından izlemek gerekiyor. Bu seviyelere yönelik bir yaklaşım olduğunda, yani 101.000'in aşağısına indiğimizde 100.700, 100.600, 100.500'ler civarında endekse bir ilginin, bir alım dalgasının geldiğine tanık olabiliyorsak bu desteğin etkisini göstermiş olabileceğini ve bir tepki olabileceğini düşünebiliriz. Genel kanaatim bugün yaşanmış olan sıcak haberin etkisiyle önümüzdeki haftada Brüksel'de zannediyorum bir NATO zirvesi yapılacak. O tarihe kadar geçen süre içerisinde bir haber akışı olacaktır. Ancak bu haber akışında çok ciddi bir sertleşme olmaz ise
restleşmeler söz konusu olmaz ise yarın bir tepki oluşması mümkün olabilir. Bir tepkinin gelmesi mümkün olabilir. Ancak bu bugünkü sert satışlar sonrasında gelecek olan tepki için özellikle takip etmemiz gereken nokta arkadaşlar 102.500 seviyesi olacaktır. Yani bugünkü geri çekilme sonrasında güne yukarı bir eğilimle başlayabiliriz. Tepkiyle başlayabiliriz. Zira yurt dışı endeksleri olumlu kapandılar. Eğer sabaha karşı Asya endekslerinde ciddi bir sıkıntı olmazsa bu geri çekilmenin bir tepkisini 102.500-600'lere kadar görebiliriz. Fakat bu seviyelerde eğer ki bir zorlanma yaşanıyor, bu seviyenin üzerine 102.500 seviyesinin üzerine çıkamıyorsak yeni bir satış dalgasının gelme ihtimalini dikkate almakta yarar görüyorum. Bir kez daha ifade ediyorum arkadaşlar, 102.500 seviyesine doğru bir tepki olabilir. Ancak bu tepki noktasından, bu bölgeden bir satış dalgasının tekrardan gelme ihtimali mevcuttur. Zaten günlük pivotumuz da bugün için 102.350 seviyesi. O halde 102.350-102.500 bölgesi bizim özellikle bugün takip etmemiz gereken kritik seviyeler. Bu bölgeyi aşamıyorsak endeksteki gevşek seyrin, satış eğiliminin biraz daha devam edebileceği ve 100 binlere yakın, 100 bin 300'lere doğru geri çekilme ihtimalinin olabileceğini hesaplara katabiliriz. Özellikle 101 bin 335 seviyesi çok yakından takip edilmesi gereken bir nokta olacaktır. Destek adına, direnç adına ise 102 bin 350 ve 102 bin 600 seviyesi. Sevgili arkadaşlar, bugün için sizlere hemen bu sayfadayken günlük para giriş ve çıkışları ile ilgili olarak da kısa bir bilgi aktarmaya çalışayım. Bugün en çok para girişi yaşayan hisseler Tüpraş'ın 21 bin civarında bir para girişi yaşadığını görüyoruz. Soda'nın 4 milyon civarında, Turkcell'in 3 milyon 800, 4 milyon civarında bir para girişi yaşadığını görüyoruz. Yine Kozal'da gördüğünüz gibi 3.6 civarında bir para girişi mevcut. Aselsan yine para girişi yaşamış. Bugün en çok para çıkışı yaşayan hisselere baktığımız zaman elbette ki Türk Hava Yolları en başta geliyor. Arkadaşlar, bu bölüm sayesinde gün gün son 5 günün para giriş ve çıkışlarını tarih tarih görebilme imkanınız olabiliyor. Dilerseniz de hisse adını yazmak suretiyle de kolaylıkla istediğiniz hisseyi bulabiliyorsunuz. Türk Hava Yolları bugün 95.2 milyonluk bir para çıkışı yaşamış. Garanti 30 milyon civarında. Halk Bankası 23-24 milyon civarında bir para çıkışı yaşamış. Emlak Konut 13.6 milyon civarında bir çıkış. İş Bankası'nın, Vakıfbank'ın, Akbank'ın daha küçük miktarlarda, yani çok olağanüstü denilmeyecek daha küçük miktarlarda bir para çıkışına maruz kaldığını görmüş bulunmaktayız. Sevgili arkadaşlar, tekrardan grafiğimize dönecek olur isek, grafiğimizdeki tablomuz itibariyle %50 direnç noktamız, %50 fibo direnç noktamızın 103.100 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu seviye net olarak aşılmadıkça %61.8 Fibonacci direncine denk gelen 107.400'lere ulaşma şansımız bulunmuyor. Özellikle 103.100 üzerindeki kapanışlar gerçekleşir ise 107.500'lere doğru bir atak yaşanabilir. Şahsen daha önceki analizlerimde, son analizlerimde belirttiğim üzere bu Standard & Poor's'tan gelecek olan olumlu bir not haberi paralelinde bu seviyelere kadar, 107.500'lere kadar bir yükseliş olasılığının teknik olarak mümkün olabileceğini, ancak bu bölgelerin çok riskli bölgeler olduğu hususunda da sizleri uyarmaya çalışmıştım. 101.600'de niye tutunuyoruz arkadaşlar? Onu da size izah etmeye çalışayım. Burada kritik bir seviye bulunmakta. Bu grafiğimiz değil. Evet. Arkadaşlar, endeksin hareketlenmeye başladığı, bu bir haftalık grafiktir, hareketlenmeye başladığı, Aralık ayında görmüş olduğumuz 87.500, 88.000'ler civarından başlayan ve 105.000 seviyesine kadar, 105.900'ler seviyesine kadar devam eden yükseliş içi bir referans aldığımız zaman, bu iki bölgeyi referans aldığımız zaman şurada görmekte olduğunuz bir destek noktası var Fibonacci kriteri olarak. Buradaki Fibonacci desteğimiz arkadaşlar %23.6'ya denk gelmekte. Bu da 101.556 seviyesini ifade ediyor. Zira 101.620 seviyesinin aşağısına gelmedik. Şu an için bu destek geçtiğimiz haftada çalıştı. Bugün itibariyle de çalıştı. Ancak bu desteğin altına inecek olursak teknik ihtimal orta vade adına, bu bir haftalık grafiktir arkadaşlar, orta kısa orta vade adına 38.2'ye
tekabül etmekte olan 98.850 seviyesine kadar geri çekilme ihtimalini teknik manada oluşturabilirmiş. Yani %23.6'ya denk gelmekte olan 101.600 seviyesine özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, 100.000 psikolojik desteğimizdir. Aylık pivot noktamız 100.300 seviyesindedir. Ama bunlar her şey demek değil. Bu bölgelerden bir tepki olabilir. Bu tepkiye bağlı olarak yabancı tekrar o düşündüğü kafasındaki stratejiyi uygulayabilmek bakımından kötü haberleri görmezden gelip de yeniden bir yukarı atak başlatabilir. Ama işte bu yukarı atakta da çok dikkat etmek gerekir. Çünkü yabancının kulağına bir kar suyu kaçmış demektir. Bundaki rahatsızlığından dolayı endeksi eğer 106, 107, 108'lere kadar taşımayı düşünüyorsa belki bu seviyeyi biraz daha aşağı çekmek adına doldur boşalt dediğimiz 100.000 üzerinde tutunmak kaydıyla 100.000, 101.000'lere kadar yaklaşayım. Oradan tekrar 104-105'lere doğru bir atak, tekrardan geri çekilme şeklinde bu gidiş gelişlerde bir taraftan 3 alırken diğer taraftan 8-10 birim satış yapmak kaydıyla elindeki pozisyonları azaltmayı deneyebilir. Bu açıdan arkadaşlar gelen bu son haberin çok ciddi bir haber olduğunu düşünüyorum. Bu konuda eğer restleşme olursa bir ılımlı bir takım görüşmeler söz konusu olmaz ise ve özellikle önümüzdeki haftaki Brüksel toplantısından net bir sonuç çıkmayacak olur ise bu durumda endeksteki bu iyimser havanın ciddi bir şekilde kaybolacağını düşünmekteyim. Bugünkü yabancı satışlarına bakarak da endeksteki rallinin çok ciddi bir şekilde hız kaybettiğini, güç kaybettiğini düşünmekteyim. Çünkü geçtiğimiz haftaki satışlara oranla bugün yaşanmakta olan satışların oldukça ciddi olduğunu görüyorum. Bu satışları dikkate aldığımız zaman yarın yabancı takas oranında ne oranda bir azalma olacağını göreceğiz. Bugünden bunu göremiyoruz. Bu azalmayı da dikkate almak kaydıyla artık yabancının bu tablo dahilinde bu ekstra problemin ortaya çıkması dahilinde alım konusunda biraz daha mütereddit olacağını ve önceliğinin satış yapmak yönünde, pozisyonunu azaltmak yönünde olabileceğini tahmin etmekteyim. Bu açıdan arkadaşlar endeksin özellikle ve özellikle günlük pivot seviyelerini hatta gün içerisindeki 2 saatlik 4 saatlik pivot verilerini destek ve direnç noktalarını dahi yakından takip etmenizde 102.500 seviyesinin üzerinde kalıyor muyuz, kalmıyor muyuz? Bu noktanın ehemmiyetine ciddiyetle değer vermenizde büyük yarar olduğu kanaatindeyim. Artı arkadaşlar şurada bir evet o grafiğimizi kapatmışım. Dolayısıyla onu gösteremeyeceğim size. Evet sevgili arkadaşlar, endekse dair söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Dediğim gibi bugün için 102.500 üzerinde kalıyor muyuz, kalmıyor muyuz? Bu seviye eğer direnç olarak algılanır ise tekrardan bir geri çekilme eğiliminin olabileceğini, bunun ilk durağının 101.300 olabileceğini, eğer buranın da kırılması gibi bir durum söz konusu olursa 101.000 aşağısında 103.107, 100.3 ve 100.7 bölgelerine kadar bir geri çekilme olasılığını hesaplara katılması gerektiğini düşünüyorum. Acizane endekse dair görüşlerim ve düşüncelerim bunlardan ibarettir sevgili arkadaşlar. Ekstra bir gelişme olacak olur ise mutlaka bugün akşamleyin de endeksle ilgili olarak yabancıların yapmış olduğu işlemler ve alan satanlarla ilgili bilgiler aktarmaya gayret göstereceğim. Aktarılan videolardan anında haberdar olmayı düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Efendim teşekkürler ve iyi bir gün diliyorum. Umuyorum ki kayıplarınızı giderebildiğiniz bir gün olabilsin. Hoşçakalınız.